Azzebillahi min ash-shaitan nirajim Bismillahi r-Rahmani r Rabbi alemin Wassallatu ve as-Salam Ala Rasulina Muhammadin wa Ala Alihi wa sahbihi ajmaa'in Ala Rasulina Muhammed'in salawat İlginç bir yer okuyacağım Hayat pahalılığıyla hayat çekilmiyor Niye çekilmez olmuş hayat Hayat niye pahalılık var e Sebebi belli ekonomistler işletmeci burada. Zulüm ne demek zulüm? Ee, bir insan bir insana zulmetmesi, hakkını gasp etmesi anlamında suretidir. Esas zulüm şirk en büyük zulümdür diyor Kur'an'da. Yani hakikati zulmün zülmün ee, zulmün hakikati şirktir. Sureti eylemsel sünnet-i seniyelere şair-i İslam'e hücum eder. Sureti Müslümana, Müslümana insanlara zulmeder. Şairleri vesaire hepsi aynı kategoride. Şair ezana mesela ezanı susturur, ezan sesi çoktur. Camileri yıkar, camileri şey yapar. Tesettüre hücum eder. Müslümandan nefret eder. Bu sureti. Kanuneti kişide şirk. İçeride şirk. Şirk Kur'an'da en büyük zulümdür diyor. Nihayet pahalılığını okuyorum. Zulüm ve zina çoğalırsa zelzele olur. Gene karşıma çıktı Allah'ım. Vallahi bunu okumayacaktık. Şirk ve hayasızlık, ee, şükürsüzlük ve namazsızlık da kuraklık. Suretini söyledim. Sureti şirk, şirk ehli. Şirk çoğalmış. Allah şirk ediyor. Ne demek şirk? Ee, şirkin zemini nedir? Allah'ın düşmanlarına dost olmaktan başlıyor. Orada neşinema buluyor. Elhubbu, evet. El hubbu filla ve buzu filla. Ka yani o sistemi kaybedince içinde şirk, şirk oluyor. Müslüman Müslümanın hakkını gasp ederse malını, gasp ederse malını, zulmü her çeşit insana zulüm devam ediyor. Şair İslami'ye, İslami örfü adetlere hücum ederse eylemsel hal, zulmün fiili hali, içsel hali şirktir zulüm. Tarafkirlik zemininde oluyor. Bu tarafkirlik toprağında büyüyor. Yani tara al taraf bozarsan itimat edin bana. Hoca olsan, dersende vakıf olsan, ulema olsan, ne bileyim belam olsan, müderris olsan hiç fark etmiyor. O buza girdin mi o buz zeminine ayağın kaymaması imkansız. Taraf kaybettin Allah bile gidiyor. Allah, ahiret, melek, kitap, kader, haşir. Yani altı tane iman esasının ne şunemalandığı, beslendiği toprak. Altı tane iman esası bitki kabul edin. Toprağa el hubbu filla ve el buzu filla. Mektubatta geçiyor. 11. sürenin galiba 111. ayet mi? Ve evela terkenu iler ve velemu fetemese Mektubatta ne demek biliyor musun? 361 galiba. Ee, sakın ha değil taraftar olmak. Sakın meyletmeyin diyor Allah. Cehennem fetemese temas eder size. 113. Ha 11. sure 113. ayet. Çok alakadar olduğundan biliyorum. 361 mi sayfa? Ha, ha, ha mektup Vay be hafız ya. Kur'an'da hemen olmuş. 113 mü? Ne etkileniyor biliyor musun? Ne günah yaparsan yap. Allah muhafaza etsin de. Seni kafir etmiyor. Seni şirk ehli etmiyor. Onu mubak görmedikçe. Fakat taraf bozdun mu hepsi gidiyor. Çarpı sıfır. Tarafgirlik ademidir. Yani vücudu yoktur. Sıfır gibidir. Her şeyi o tanımlar, her şeyi de yutar. Sıfırın sayısal değeri yok. Eksi biri de o tanımlar, artı biri de o tanımlar. Tarafgirlik küfrü de o tanımlar derecesini. Müsbeti de pozitif tarafında o tanımlar. İnsanların değeri Allah'ın Celle Celaluhu katında değerleri artarsa hayat ucuz olurmuş. Bir dakika. Yusuf Kardavi galiba diyor ki Yusuf Kardavi duydunuz mu? Kimden ne aldım size söyleyeyim? Ha? Çok büyük böyle asın çok e, ufuklu bir e, fıkıhçı Mısırlı sisi onu Mısır'dan sürdü attı sürdü devletten ku, ku, şey e, kuvvet yok Katar Katar onu aldı ve Katar'da birkaç ay önce vefat etti çok yaşlı Kardavi. ona demişler ki niye pahalılık var pahalılık niye var? O da demiş ki insanların değeri Allah'ın katında değerli artarsa hayat ucuz olur. Allahu Teala'nın indinde değeri düşerse insanlar için Allahu Teala'nın indinde değeri düşerse insanlar için hayat pahalılığı ve zorlaşır. Anladınız mı? Bak dedi ki insanların değeri Allah'ın katında Allah'ın katında değerli ise kişi hayat ucuz olur. Allah hayatı ucuz yapacak. Allah katında insanların değeri düşerse Allah da cezasını pahalılıkla yaptırıyor. Yaptırıyor demiş. Yani hayat pahalılığının sebebi de biziz diyor. Kuraklığın sebebi biz olduğumuz gibi. Dünyaya gönderilirken Allah'ım bize bilmana sizin tam istediğiniz gibi bir hayat vereceğim dememiş, vaat etmemiş. Demiş mi böyle bize? Ben sizi dünyaya göndereceğim. Ne istediğinizse yapacağım. Hiç terk eder vermeyeceğim. Böyle demiş mi ki sanki itiraz ediyoruz. Bilakis bazen korkuyla Allah bazen şöyle tam tersine bizi dünyaya gönderdiği zaman bilakis bazen korkuyla bazen açlıkla bazen hastalıklarla bazen de sihat ve bolluklarla imtihan iç aleminin ayrışması için imtihan ne demek? Böyle klasik sok dışarıda söylenen cümle olmasın. İçsel zıtların ayrışması demek. Nereden söylüyor? 29. sözde zıtların birbirine ayrışmasıdır. istidattı ka kabilete dönmesi. Ne? Sureti imtihandır. Hakikati nedir? İstidatların kabilete dönmesidir. Dünyaya gönderilmemizin hikmetinin Hakikati istidattan kabiliyete dönmesi. Eylemsel itibariyle imtihandır. Yani sureti. Anlıyorsunuz değil mi dediğimi? Garip garip bakıyorsunuz da. Herhalde şu e, rüzgarın ıslık çalmasından herhalde beni anlıyor. Bir daha. Allah bizi bu dünya gönderirken böyle bir vaadi yok. Ben size dert, keder, hastalık, ölüm, deprem, zelzele, kıtlık vermeyeceğim dememiş. Bilakis ne demiş? Kur'an'dan topladım. Bilakis... Bazen korkuyla diyor, bazen açlıkla diyor, bazen hastalıklarla, bazen sihatla, bazen bolluklarla imtihan edeceğim demiş. E niye hayata şaşırıyorsun? Yani o zaman niye şaşırıyorsun? Zaten bunun imtihanı böyle zaten kabul edilmişti. Niye şaşırıyorsun ya? E zaten böyle olacaktı. Tersini demedi ki. Niye şaşırıyorsun ki sen dünyaya gelmeden dünyada ne bekliyordun ki? Şimdi şaşırıyorsun. Şaşkınsın. Kendi notlarım kendime. Kendime demişim. Niye şaşırıyorsun? Niye şaşkınsın? Beklemedin bir şey mi yani? Böyle bir Allah'ın vaadini mi <laughs> takip ediyorsun? Tam tersine bazen bolluk, bazen kıtlık, bazen hastalık, bazen siyahat. Bunlarla imtihan olacaksınız diyor. O nereden çıktı? Tipi tipten çıktı ya. Yani. Nereden çıkacak? Bu hakikati bu. Niye şaşkınsın? Bilmez misin ki her şey zıttıyla vardır. Zıtsız bana bir şey söyleyin. Allah'ın bile kafamızda var zıttı. Nefs-i emirde yok şirkin. Kafasızın kafasına var. İman küfürle var. Hak batılla var. Batılı kaldırın hak olur mu? Geceyi kaldırın gündüz denilir mi? Yanlışı kaldırın doğruyu olur mu? Her şey zıttıyla var. Bilmez misin ki her şey zıttıyla vardır. Vücut Adem'le, nimet nikmetle, iman küfür ile, varlık yoklukla, hayat ölümle, rahatlık belalarla beraber olan bir dünyada yani bunların beraber olduğu bir dünyada tek yönlü hayatımı mı bekliyordun? Tek yönlü bir hayat mı istiyordun? Yok ki öyle bir şey. O zaman hayvan olmak lazım. Elimize de gelmiyor o. Geçmez. Hayvan olamazsın. Senin dünyada bir şey daha öne çıkıp kıymeti olursa diğer zıt taraf aşağı iner. Mesela zıtların karması olduğu için bunlar ne işe yarınıza yarayacak biliyor musunuz abile? Bunlar bildiğiniz şeyler de doğru, derli toplu. Yani tefekkür ederken, yürürken, depremde, ne bileyim kıtlık olduğu zaman. Mesela misal, fanilere ihtimam, fanilere ihtimam, bekaya, bekayı iteler. Bir şeye kuvvet vermek zıtını öne çıkarır. Mesela fanilere değer vermek, ihtimam, Bekayı iteler. Maddeye ihtimam, manayı öteler. Kendini harici şeyleri putlaştırırsan, kendini veya kişileri, işte kadını, parayı, erkeği ne işte putlaştırırsan, Allah unutulur. Sonucuna da katlanman lazım. Bedelsiz bir hayat, bedelsiz bir tercih yoktur dünyada. Bir daha, Be bunu ne zaman yazmışım biliyor musunuz abiler? 8-2-2023 e galiba depremin 3. günü. Bir daha okuyayım şuraya da. Çok ilginç buraya hoşuma gitti. Bedelsiz bir hayat, bedelsiz bir tercih dünyada yoktur. Her yapılan şey tercihtir. İki zıt aynı anda aynı kişi de olmuyor. İki zıt aynı anda aynı kişi de olmuyor. Mesela musibette bolluk da bize misafirdir. Onu uzun tutan zanlarımızdır. Sihat da musibette bizde fazla durmasının sebebi zandır. Zanlarla tutuyoruz. Senin şuurun varsa şu anını nimet kabul eden, milyarların elinden kaçan, milyarların elinden kaçan iman etme şansının ve zamanın var. Mesela dünyada... Onu bir açsak ya. Açayım. Şey zan meselesi nasıl yani tutuyor zanla? Yani mesela merak diyor, musibeti ziyadeleştirir diyor ikileştirir diyor. Meraka kim şey yapıyor? Zan. Yani geçmiyor. Allah Allah. Niye geçmez? Zan zan ediyoruz. Vehm ediyoruz. Vem ediyor. Tutuyor hastalığı tutuyor. Hastalığı tutan vehimdir diyoruz tabii. Hastalı can oysa geçip gidecekti. Ya niye böyle oldu? Allah Allah. Şey mi ya? Ya MR'ye mi gitsem ya? Check-up yaptırsan Ha? tabi tabii duydum duydum ben. 6 ayda bir check-up yaptırmak gerekiyormuş. Bak ha buram da ağrıdı. Hastalık olmamak, hiç hasta olmamak arzusu kendisi hastalıktır. Bu hastalık Hasta olmayacağım. Mesela ölmemek, ölmeyeceğim, ölmemek şiddetli istemek, ölmemek. Olmamasını temenni etmek kendi ölümdür. Çünkü mali talep etmektir. Ne demek biliyor musun? Hay biraz daha çapır. Şey Nurculukla da kullanayım. Hayır. İhlasa niyet etmek ihlası uçurur der. Ne demek o? İhlasa niyet etmek ihlas uçurur. Tabi ihlasa niyet ediyorum. İhlaslı olacağım. Ne demektir bu? İhlaslı olacağım. İhlaslı değilim. Aşağıda haber veriyor. İhlaslı olan adam ihlaslı olacağım der mi? Zaten acaba şeyi merak ediyorum da nasıl sistemi nasıl ki tutma şeyi ne mesela merak ediyorsun ya. E bir şey tutması. Onu orada tutuyor yani geçmesini müsaade etmiyor. Çok acayip hasta oldun. Hastalığı Allah beni Geçim bana tokat vurdu. Bu hastalık geçmeyecek. Allah'a suizan. İlk önce en büyük suizan şeye Allah'adır. Sonra kendisine ya geçmez benden ya gitmez. Hazan bende gitmiyor ya gitmiyor işte gitmeyecek bu ya. Ama da durdu ha herkes de gitti bende gitmedi. Sen hiç böyle behlüllerin yani akıl fedailerinin koronadan öleni duydunuz mu? Yok ben duymadım. Çocuklardan ölen var mı? Tek tük. O da başka hastalıktan dolayı olmuş. Akciğer sorunu varmış. Demek ki koronayı bizde tutan Vehim Vehim. Bir merak ettim de sadece o şekilde de sormak istiyorum. Ben biraz esmaları böyle çok şey yapayım, merak ediyorum da. Acaba hangi esma orada aktif aktif, aktif ediyor da onu tutuyor acaba. Hiç düşündünüz mü abi? Vehim Vehimi mi? Hmm, vehim tutması. Ne oluyor da orada tutun? O şu, şu anda şu anda tırma gelmiyor. Ama Vehimle uğraşırken esmaları bulmuştum. Var yani defterde vehim vehimi vehim çünkü müsbeti var menfi üç modu var ya vasatı ifrat tefriti var. Vücudu var ya çok tuhaf ya bu hallaç pamuk gibi risale-i nur insanın içsel alemini pamuk gibi atıyor. Bu budur bu da budur. Abiler şu anda yerin dibinde ne kadar insan var? Bilim insanlarının söylediği 120 milyar. Şu anda 120 milyar yerin altında var. Kaçta kaç iman etmişti Kadir Kanunu uygula bakayım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında insanlar kaçta kaç iman etti? Kaçta kaç kafirdi? Beşte biri. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamandaki o ki kanun her zaman şu anda dünyada beşerin beşte biri iman etti. 120 milyarın peygamberleri vardı. Onlar da aynı kanuna tabidir ne kadar iman edeni vardı? 120 milyarın. Ne yapar? 120 125'e bölerseniz ne olur? 25. He? 24 milyar 24 milyon. Şimdi aynı kanun cari. Niçin söyledim biliyor musunuz? Şu anda la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyemeden 300 sene, 1000 sene, 900 sene, 700 sene, 200 sene yaşayıp da nasipsiz beşer var yerin altında. Ama o nimet bizde var hala. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah deme şansımız var. Bunun farkında değiliz. Bu nimetin. Evet. Ya. Bize kolay kolay ya mı? O kadar kolay ama niçin kolay biliyor musun? İmanından kolay. Kafire söylettir hadi. Yani ha? Evet kafire söyle. <laughs> La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Neymiş ya söylerim? Git söyle abi bir tane zındığa X adama söyletti hadi. Bütün kıyameti kopar. Kıyma makinesine koy. Vallahi demez. Şeyde 2-3 hafta 3 kişi kaldık. Bir reise hakaret eden bir adam. Şey, Uğur Mumcularla, Deniz Gezmişlerle hapis yatmış. Yaşlı bir adam. Onu almışlar. O kadar işte ki %40 mı ne bir tarafına felç vurmuş yani. Böyle. Bir de birisi vardı işte Azerbaycan Devlet Başkanı'na hakaret etmiş. O da Azerbaycan Devlet Başkanı Tayyip'le özel istemiş. Buraya kaçınca bu adamı yakalıyorlar. Neyse ama bu Azerbaycan'a şey yapan müsbet birisi. Yani na namazı falan yoktu ama sonra başladı çok şükür orada. Onlar konuşurken böyle e, o solcu olan, şimdi belki 20 dakika anlatıyor, dinliyorum. 3 hafta beraber kaldık böyle. Nasıl 3 hafta bizi tuttular bilmiyorum. Yani. Göğsünün üzerine de şey var, böyle bir adam. Çamaşır yıkayınca görmüştüm. Dedi ki 20 dakika konuşuyor. 20 dakika. 20 dakika konuştu. Ben bir örnek verdim. O 20 dakikanın altı çekilince yani de, depreme benziyor. Alttaki direkler kopunca toz duman oluyor ya. İnan görmeniz lazımdı. Olmaz de. 60 senelik tamamımı sana teslim edeceğim. Ya konuşuyorum konuşuyorum. Bir örnek veriyor. Böyle böyle konuşma olmaz. Böyle konuşma olmaz. Hayır. Aynı ifa daha acayip. Biraz da şey. Çıktı o da yukarıya. Ranzaya girdi. Belki de iki üç konuşma Ama hayır. Olmaz. 20 dakika konuşuyorum. Böyle olmaz mı ya? İnsan konuşur fikir beyan eder. Bir örnek söylüyor. Allah Allah. Böyle şey olmuyor olur. Böyle. Doğru, doğru. Tökeli çalışmıyor. Yaşlı. Nasıl biliyor musun? Nasıl sinirleniyor? Ne okuyordu? Ben Kur'an okuyordum. Sıkıntı falan. Abi şeysin yap pistesi sıkıntı falan evrat okuyorum yani Kur'an okuyorum o uzay okuyor bütün hapishaneden istediği dergiler kardeşinin dışarıdan getirdiği bütün dergiler Jüpiter, Mars, Galaksi Galaksi yok ışık hızı şunun mesafesi şu kadardır şu kadar çapıdır şöyle olmuştur böyle olmuştur mubala etmiyorum ama bu kadar şey dergiler böyle hep kitap uzay bak Sonra ne anladım? Kendim dedim ki Allah Allah bu ateist benim yani dünyamda uzay niye okuyor da tabiat okusa sebeplerini şöyle anladım. Tabiata dair inkarı okusa aklını kurtaramıyor. Bir yere çarpıyor. Aklı gidiyor bir yere vuruyor. Charles Darwin'in dediği gibi. Evet e, Allah inkar ediyor ama en son dedi ki göz diyor hatırıma geldikçe aklım gidesi geliyor diyor gitti. Fikri oraya çarptı. Onu geçemedi. O evrimleşti diyemiyor göze. Aklın gidesi geliyor diyor. Şimdi bu ateistler niye uzaydan çok bahseder? Çünkü fikirlerini bıraktıkları zaman uzaya çarpıp da geri dönecek bir şey yok. Gidiyor. Oraya daha çok şey yapabiliyorlar. Tesadüf olabilir. Kendi kendine olur. Bilmiyoruz işte. Daha tespit edilmemiş orada. Ne olabilir? Ne bileyim karanlığa, karanlığa fikrini atınca Çarpıp da ışık geri gelmediği için onlar hep böyle fikir konuşmalarını da uzaya atar. Geniş böyle sonuçsuz konuşmalar yapar. Delil ve sistem üzerine gitmez. Tam cevap vereceğin zaman kuş gibi daldan dala atlar. Sonuca kesinlikle ulaştıkmaz. Onun için nefs-i lemir'den, mevcudattan, ağaçtan konuşmaz. Mesela şimdi bir tane şey istemişti o. Çiçek istemişti. Satın alıyorsun. Koydu. Koydu. Dedi ki bana Asan dedi seversin bu işi. Hakikaten çok da acayip ha. Böyle koymuş oraya. Meğer ilgisini çekiyormuş. Böyle. Dedim ki Allah Allah Sabri abi çok acayip dedim ya. Bunu dedim nasıl boyamış dedim. Ya şimdi dedin gene Tanrı'na götürme bu işi. Yok ben Tanrı'dan bahsetmiyorum dedim. Bunu nasıl kör boyamış diye merak ettim. Ya bak bak bana zehir etme burayı. Bak çiçeğe bak güzel. Şey yap. Rahatla. Kendini bahçede hayal et. Birkaç tane al, al, geliyor otta. E ne yapacağız abla? Onun önüne koyacaksın. Ben olmayınca sen de bahçeye hayal et. Bahçede olacaksın. Bir bir şey diyecektim. Kör bunu boyala, nasıl boyadı diyeceğim ağzıma soktu yani. Ni, niçin misal veriyorum? Niçin uzay kitabını okuyordu? Oradan anladım ki bu bunun buradan inkar edecek akıl çarpıyor. Geri geliyor, ışık geri geliyor. Karanlık ne demektir? Göz ışığını gönderdiği zaman geri gelmiyorsa onun adı karanlıktır. Eğer göz fizikte göz kanunu. Gözüm şuğa gönderip buraya buradan geri gelirse o gözükür, aydınlıktır. Ya güneş ışınları buraya vurur, gözüme doğru gelir, gözümle onun arasında bir taşıma olur. Karanlıkta dehlizden bir ışık bir gezegene, yıldıza çarpıp gelmiyor mu? Işığı bize ulaşmıyor. Göz de şu asını gönderiyor. Niye görmüyor? Bo gidiyor karanlığa düşüyor. O zaman gözükmüyor. Onun adı karanlık. Böyle vücudu yok ha. Ademidir karanlık. Aydınlığın vücudu var çünkü güneş. Hadi bana güneşsiz karanlığı izah edin. Niye Ka karanlık ne demektir? Güneşin olmadığındandır. Güneşi kullanıyorsun. Kullanma. Yoklukta varlığı kullanmak zorundasın. İnkarda bile varlığı kullanacaksın. Ama ispatta... İnkarı kullanmana ihtiyaç yok. Güneş var, şey aydınlık var. Niye güneş var? Karanlık yok dememe gerek yok. Güneş var. Niye var? Karanlık yok, yok da ondan demiyorum. Güneş var da ondan. Peki karanlık var. Karanlığı yayan bir güneş var mı yani? Karan. Karanlık niye var? Güneşi kullanmayın. Ama ben aydınlık var. Karanlığı kullanmadan söylüyorum. Karanlık aydınlık var. Güneş vardı ondan. Çünkü Adem'idir yani. Karanlığın vücudu yoktur. Adem'idir. Günahların da vücudu yok. Adem'idir. Sıfırın vücudu da yok. Adem'idir. Olumsuz düşüncelerin de vücudu yok. Adem'idir. Adem'e sokar seni. Niye o galaksiyi şey yapıyor? Çünkü galaksinin dibi... Yok. Fikir çarpıp geri gelmiyor. Çiçeği koydu. Dedim Sabri abi hakikaten ya. Bu acayip boyamışlar dedim. Bak bak bak. Bak tanrına götürme bu şeyi. Çiçekçi büyüttü, yaptı, getirdi. Bırak, tamam abi, kızma abi. Bak kızdırma, önümüze koyacağız. Gene otlar da gelecek ya. Pişmanladım. Bu masayı bahçe yapacağız. Buradan da da bir tane su bırakacağız. Tamam. Hayal edeceksin, Köyünü hayal edeceksin. Başka şans yok. Ne yapacak? Şansın yok ki. Çıldırması lazım. Ben ne yaptım ki? Bir örnek verdim. 20 dakika konuşmasın. Altın bir çektim oldu. Nasıl ki? Yani. Kaç gün konuşmadı benimle ya. Tamam Safiye abi ben konuşmayayım ya. Hep sen konuş canım. Yok konuş ama diyor sonra. Ya öyle bir örnekle aynı bunun gibi. Ne ya böyle ya? Cahil adam değilsin ya. Konuş ya böyle bak zaten ne, ne zaman çıkacağımız belli değil. Konuşalım. Ama bir örnek veriyorsun. Olmuyor ki ya. Yani susuyorum demiyor. Bir örnek veriyorsun. Bir örnek de olmaz bu iş. Konuşacaksın ya. Sayılar söyleyeceksin. Işık kızından bahsedeceksin ona. Totteyi çiziyorum. Bir şeyi yüceltmek için anlatmıyorum. Aynı böyle oluyor. Sonra günlerce düşündüm. Niye galaksi kitaplarını okuyor? Samanyoluları okuyor. Sonra anladım ki çiçekten konuşunca kızıyor. Galaksiden konuşunca memnun oluyor. Çünkü dibi yok. Ne, ne atarsan at. Ne uydurursan uydur. Ne tahmin edersen et. Galaksi bunu kabul ediyor zaten Samanyolu. Dibi yok ki at oraya çöplük gibi. Her fikri kabul ediyor. Her ihtimal mümkün. Ama burada ihtimal yok bu çiçeği boyayan kör olamaz. Kör olamaz. Bu ihtimal yok yani. Şey demiştim. Niye kızdı biliyor musun? sen. onu da anlatayım. Fikriniz açılır. Ya Sabri abi dedim. Bu kainatı çok ne düşünüyorsun dedi böyle. Bir ışık gördüm tamam böyle çıkamıyorsun. Böyle bakıyorum böyle ışık ama tam bulmuyor böyle. Işığı hastasın. Ne özledin mi ışık dedi. Yok dedim başka şey Dedim ki Sabri abi bu dedim, bu kainatı merak ediyorum dedim ya. Nesini merak ediyorsun dedi. Kendimi merak ediyorum, ağacı merak ediyorum, rüzgarı merak ediyorum. Düşüncemi merak ediyorum, düşüncemle. Düşüncemi düşünceme yapıyorum. Her şeyi merak ediyorum. Bunlar nasıl oldu? Gel. Tuttu elimden yaşlı. Gel dedi. Oradan kalk. Otur anlatayım sana. Kainatın arkasında dedi bir enerji var. Kainatın arkasına kapsamış. Süf dışında mı dedim? Yok. Her şeyinde, çiçeğin dışında da, önünde de, arkasında, içinde de. Her tarafı kapsamış. Bu enerji tesadüfen kendi kendine bazı yerde aynı diyor gırdap olur gibi bir şey olur diyor. Hortum olur gibi dönüyor, kopuyor, çakıyor. Orada bir şekiller oluyor. Biz işte ona şey diyoruz. Yani bu ben de bilmiyormuş gibi ilk tabi. Yani dedim bu dedim bu enerji Vay be, bu kainatı yaptı ha. Ya, dedi. O zaman dedim, bu misal vermeden önce ha. Bu ondan sonra tamam, bundan sonra öyle cel cel konuşmadı benim. Yani dedim bu kainat, vay. Deyince çok hoşuna gitti. Tabii ya, bu kainatı. Dedim tabii hep dışında mı? Yok içinde, her taraf. Bu kainat, hepsi dedi, enerji yaptı dedi. Donmuş enerji bunlar dedi. Bir bana bir şey söyle ki enerji olmasın. Kalem bile. Do. Vay. Dedim Sabir bizim gözü de mi o yaptı? Tabii ki o yaptı. Ama biraz hafifledi durdu biraz. O Kulağımı da o yaptı diyorum. Ses yapmıyor. Aklımı da o yaptı. Merhametimi de o yaptı. Sinirlenmeyi de o yaptı. Arzularımı da o yaptı. Aldım kalemi. Vay be bu enerji. Gözümü yapan enerji kör olmaması lazım kulağımı yapan, o bakıyor, kulağımı yapan sağır enerji olmaması lazım. Bana, bana hayatı veren enerji cansız olmaması lazım. Beş şıkkı kördür, sağırdır. Bana hayatı veren hayatlıdır, hayatsızdır. Bana şuuru veren enerji şuurludur, şuursuzdur. Bana merhameti veren merhametlidir, gadaptır. Dizdim öyle 15 tane. Sonra artı. Bunları şıklandırayım dedim. Bana gözü veren kördür, görüyordur. Görüyordur olması lazım işaretle. Bana kulağı veren sağırdır, işitiyor. Hayatı bana veren canlıdır, cansızdır. Canlı olması lazım, daha mantıklı. Tamam. Gözü var, gözü var, kulağı var, aklı var, şuuru var, hayatı var, meyaveti var. Böyle bir şeye Şuurlu olduğuna göre tık 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 nokta nokta. Bazıları Tanrı, bazıları Allah, bazıları enerji diyor. Demek ki bu enerji akıllıdır, şuurludur, görüyor, hayattadır. Ha işte dedim. Dinde bunun adı Allah deniliyor Esma. Sen de enerji diyorsun. Yani al. Yani demek ki aklıma verdiyse bu enerji akılsız değil. Gözüme o vermişse o enerji kör değil veya kördür. O zaman bu enerji yani esmalar donmuş halı ya, esma ışınlarının donmuş halı ya bu mevcudat. Esma yerine enerji diyor. Aynı şey. Enerji Türkçesi, Arapçası kuvvettir. Sıfattaki karşılığı kudrettir. Yani bu enerjiyi görüyor, işitiyor. Tamam dedim ya. Yani birisi Tanrı diyor, birisi dedim enerji diyor. Ama şuurlu enerji öyle beni bilen, kendi kendine olmamış bir enerji var yani. Bir şey var, tutulur bir şey var. Hem ona dedi Müslümanlar Allah diyor, Hristiyanlar Tanrı diyor, ateistler Enerji diyor. Aynı şey demek ki aynı şey Allah söylüyorsunuz zaten sen de. Sen de Allah söylüyorsun dedim demek ki ama birisi İngilizce, birisi Türkçe, birisi Arapça. Enerji, fiziksel. Müslümanlarda diyor ki bu Allah'ın isimleri, basar ismi var, Semih ismi var, alim ismi var. Yani böyle dizdik ya böyle. Vay sen niye diş şey yaptın? Merduman etmiş. Yani ateizmin şu anda inkarcının son dayandığı şey kainatı istila eden enerji. Bu enerji tamam. Biz de zaten şey söylüyoruz. Kainat tepsi enerji. Bu kuvvettir. Enerjinin Arapçası kuvvettir. E, yapısı kudrettir. Yani esmanın donmuş halidir. Elma donmuş halidir. Kuvvettir. Enerjidir. E, yani esmanın donmuş hali. Esma yerine kuvvet diyorsun. Esma yani. Ama e, kendi kendini olamaz çünkü aklı bana verenin kendi kendine değil akıllı olması lazım dedim. Tamam. Mı? Bana aklı verenin akıllı ve akılsız. Tercih vermiş bana irade. kendisini de tercih olması lazım. İradem var. Bana iradeyi veren iradelidir, iradesizdir. Bana şuuru veren kendisi şuurludur, şuursuzdur. Bende ölmeme duygusu veren, yazıyorum 20 tane yazdım ya. Bana ölmeme sonsuz yaşam arzusu veren kendisi ya sonsuzdur ya fanidir. O zaman bana sonsuzluk veren, ölmeme hissini, düşüncesini veren kendisi sonsuz olması lazım. Bunu şıkkı yapayım. Adama bakmıyorum böyle. Evet şu anda yerin altında 120 milyar insan var. Bunların beşte biri 24 milyar tamam. Diğeri, diğeri en az 100 milyar yerin altındaki insanlar keşke dünyanın üzerine gitsem de çıksam da bir an yaşasam Kur'an'ın tabiriyle hadisin tabiriyle bir an yaşasam da La ilahe illallah Muhammedun Resulullah desem. Ama o şansı yok. Bizde var mı? Var. Hep böyle aktırma gelir Mehmet. Ama her her misal verişimde bu. Ne var canım bu kadar basit bir kelime. Tövbe estağfurullah. Diyemez kardeşim. Adamı kıyma makinesine yapın. La ilahe illallah diyemez. Diyemez. Kolay değil işte. Onun için demiş bunu ihlaslı söyleyene en son cennete gidecek yani. Cehenneme bile gitse diyebilmişse bunu tamam. Kalbinde küfür olan diyemez ya. Mümkün değil. Münafık der ama kandırmak için der. Münafık çok eşittir ya. Evet bunların beşte biri iman etmiş. Etmemiş değil. Beşte biri iman etmiş olacak. Halde bulunuyorlar. Acaba o iman etmemiş olanlar senin acı zannettiğin hayatı ister miydiler sence? Mesela hayat çekilmez ya pahalılık. Çok zor. Şimdi o insanlar... Beşte dördü iman etmeyenler, yerin altındakiler ne pahasına olursa olsun hayat pahalı dahi olsa sıkıntı deprem de geçirsem şu bu ölse bile ayağım körüm gözüm olmasa bile olsun ben yeryüzüne çıkayım de la ilahe illallah Muhammedun Resulullah deme fırsatını bulayım her şeye katlanırım demez miydi demiyor mu? Sen o zaman senin dert zannettiğin dertlerin var ya dertlerin senin derdin zannettiğin şeyler birilerine derman birilerinin dermanıdır ama eline geçmiyor. Mesela deprem psikolojisi ben farklı anlıyorum benim kafam Risale-i Nur gözü olduğu için her kayıpta mutlaka kazanımları buluyorum. Her, her kayıp gibi gözüken vallahi hep kazanım görüyorum. Risale-i Nur gözüyle. Bak deprem psikolojisi. Ölen öldü. Kalanların o çocuklar tramva geçirecek oradakiler psikoloji. Ben tam tersine sen bana ne dedin dün? Sağdan geldi ya. Abi gitmen lazım bir görmen lazım. Öleme Mehmet? Diyor küçük bir haşir. <laughs> küçük bir haşir. Bak şimdi. Ben şöyle çalışıyor kafam. En küçüğün. O depremi gördü mü? Anne babası gitti mi? Ölüleri çıkarttı mı? Haşır gördü mü? Psikoloji gitti zannediyor. Benim alemimde tam tersi reset bir atmadığı, format atıldığı insana. Yani ne o dert zannettin var ya. Geçim derdi, okul derdi. Bana öyle dedi. Hayır can sevmiyorum. Canım sıkıldı. Telefonu ver bana. Ya ben kılamam. Yani dert dediğimiz var ya psikoloji sıkını. Allah aşkına koysana masaya. Onlar kaldı mı şimdi? O hatırına bile gelmez. Ne yaptı? Hepsini silip süpürdü. İrşat rüşten geliyor. Rüşte çıkartmak. İrşat ediyor ne demek biliyor musun? Rüşt demek. Seni bulu, seni rüşt. Rüşt demek hakkı hak bilmeyi, hakkı hak bilip, hakka yapışma fikri ve hissi sahibi batılı batıl bilip, Batıldan uzaklaşma fikri ve hissine sahip olmak demektir. Hayır, rüşt. Şey, raset, raset evet. Format atıyor. İrşat ediyor diyor. Aklın başına işte sureti işte ama i̇rşat, evet irşat. Rüştten geliyor. Rüşt. Sini bulu çocuğu yapabilme yapışı. Sini e, rüşt. Sini bulu sini rüşt. İki tane olgunlaşma yaşı var. Birisi bedensel birisi ruhsal. Yani nasıl bir Psikoloji sana malzeme olmuş ki. Vay diyorsun. Olayı görüyorsun ya deprem. Arkaya bak bakalım. Ya ona takılıyordum. Buna takılıyordum. Buna kızıyordum. Buna küsmüştüm. Hayır olamam. Of canım sıkıldı. Tahmin edemiyorum. Panik atak var. Panikim geldi. Yesinler senin paniğin ya. Git deprem bölgesine de bir format atılsın senin sistemine. Bakayım dert dediklerin dert miymiş? şey oluyor ya devlet genel af çıkartıyor ya. Ha -ha. Adam bir sürü günah var, bir sürü yanlışları var. Aferin. Affediyor. affediyor. Şimdi bakıyorsun ki bu da bir sürü adam günah var. Allah ne yapıyor? Genel af mı? Genel af ilan ediyor. Bütün vergileri siliyor. Onun ile şu an genel af yapmış. Hakikaten öyle ya. Ya o psikoloji olan şu anda mesela o psikoloji yaşadı. tam Şimdi der mi ki ölse bile teyzesi ve amcası küstük ya keşke küs daha fazla olsaydık. Öyle mi der? Hani kıyamete kadar ne cenazeme ne cenazene. E şimdi gidiyorsun mezardan çıkarıyorsun. Oradan çıkarıyorsun ağlıyorsun. Hani cenazesini gitmeyecektin? Başka bir derdi söyleyeyim size. Bir tanesi zam yapacak ev sahibi. Bir tanesi zama uğrayacak kiracı. İkisi tenekenin içinde ateşte ısınıyorlar. O üzülüyordu niye zam o yapmıyor? Ulan 1500 liraya oturuyor millet 3000 lira yapmış ya. Şu adama bak ya evdeyken. Hiç de anlayışsız ya. Bu böyle derti yok muydu bu? Dert yapıyordu. 3000 lira niye maaşı ol şey, kilo olmadı? Ötekisi ne diyordu? Ona zor geçiniyoruz ya bu. 1500 yaşın ev sahibi 3 bin lira istiyor ben. Nasıl yapacağım ya? Asgari ücret 8500 kalıyor 5000 lira. Buna evimi mi, telefon mu, çoluk çocuğu mu? Onun da derdi vardı. İkisi de bakayım ev derdi var mı kira derdi. Su ateşlisin ya. Format atmış. Relax. Her şey düptür Peki bunun derdi ne? Olan varsa vicdan iki var. O efsabi ne diyor? Okulsuz kafam, hayvan. Ne olacak ben? Otursaydı böyle bir adam. Vicdan azabı çekiyor mu çekmiyor mu? Hani derdi vardı? O zaman derdi vardı bine varken. Şimdi vicdan azabı kaldı. O ne diyor? Elhamdülillah bir şeyimiz yoktu ama Allah varı da bekaya attı. Ya nasıl vereceğim diye düşünüyordum. Devlet, millet yağdırıyor. Abi paltı ihtiyacım var mı? Abi şeye ihtiyacım var mı? Daha getirmeyin diyor da. Getirmeyin. Ya ben o kaybın kendisi kazanım olduğunu biliyorum. Ama hiç bilenle bilmeyen eşit olurum. Vallahi kazanım görüyorum. Ben geçirmedim. Bütün depremleri geçirdim. Hepsinde vardım İstanbul'da. Kırıkan'da deprem geçirdim. Adana depremi vardı hani çökmüş yok olmuş mesela. O zaman ben Kırıkan'daydım. İstanbul, Gölcük 99 hepsini geçirdim ya. Kaç tane geçirdim? O zaman da dershanede 90 küsürde bir deprem oldu. Banyoda şey yıkıyordum. Dershanenin havluları. Çamaşır makinesi yok ki. Makine yok. Havlu yıkarken böyle. O zaman banyoda şey olurdu. Odunla yanan kazan. Kazan. Kazan şöyle oluyor. Bina gidip geldiğini anlamıyorum. Çamaşır yıkıyorum. Gork. 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 Ulan kazan ya. Kazan. <laughs> oldu lan dedim. Ben hala depreme gitmiyor, Ulan dedim. Cinler buraya mı geldi lan? Direkt Çin'e gitti. Bu ne oluyor? <laughs> kazan böyle. Hani o kazan vardı ya. Galim. Cinlendim demedim. Oğlum buraya dersen nasıl girdin? Allah <gülüyor> <gülüyor> Hissetmiyorum. Çamaşır yıkıyorum ya. Anlayamıyorum. Sonra o zaman çık bari orada gitmeyesin lan. Ne oldu dedim. Ya deprem oluyor ha çıktım hakikaten ya. Yani baktım o oh, oh, devam ediyor. Allah Allah. Şey vardı Ömer Hoca herhalde kafayı şey yapmıştı. Biz la ilahe illallah la ilahe illallah çekerken çektik o. Oh. <laughs> <laughs> niye dedi ki sonra ne dedim bilmiyorum ki niçin yaptım ben. Şimdi imamdır <laughs> biliyorsun. Şöyle yapıyor. <laughs> Demek ki Neler yaptın? Ne, ne, modeller vardı ya? <laughs> zibere, oldu ya. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> şey Nadir abi. <laughs> o 99 şey vardı ya. Hangi bizimsi benim? Tepecik. Tepecik de. buraya mı geldi? Nereden geldi? Nerede oldu ki? Koçoğlu'ya geldi ya o. o ha. O, o Krakan'a gitmişti abi. Ha, günce bir de mi yakalandı? O Gece deprem da biz orada hep beraber aynı herkes sağ Ha deprem için gittiğiniz zaman. Evet, evet, İkinci deprem 7 numaralı altı. Ya oldu. Ya ben şey ciddi. Doktor ben şey görüyorum ya. Vallahi kafam hep böyle buradan ben ne ders alacağım? Allah da veriyor. Ben o depremde geri kalanların dert zannettiklerinin derdi olmadığını, dert olmadığını, basamak olduğunu görme gö malzemesi görüyorum. Giremediği için o girip de oradaki şükrün az ettiğindir. Yani niye giremiyor? Vay be. Bak içeride olmanın. Dün akşam ben gece namaza durma. Namazdan sonra dua edilir değil mi? Kalktım. Kalktım ha bak. Namazdan sonra dua edilir. Sistem değişti benim. Kafa gitti. Ayaktayım abdest almamışım. Böyle. Pineye bakıyorum. Ya Rabbi. ilk önce şöyle başladım. Ey İbrahim'in Rabbi. Sonra Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Rabbi Zülcelali. Allah'ım ya. Şu taştan içinde beni Beni kaldırdın. Huzuruna istiyorsun. Böyle Bize öyle dua oldu ki. Sonra namazdan sonra dua o alet olmadı. O riyakarlık yapsam namazdan sonra derdim. Kalkır kalkmazdı. Ama ne inkılap yaptı ya. Ne acayip şey be. bak girmenin girememe. bak girmenin ya Rab benim burada tutuyor ve inanıyorum herkes kendisini öyle desin ya ya Rab bana öyle nimetler verdin ki şu anda da inanarak söylüyorum şahit olsun ya Rab şahit ol İnanarak söylüyorum ya inanarak söylüyorum ustadım hariç ustadım hariç yani benim kocam Allah'ın bana verdiği nimeti kimse vermemiş sen de öyle de bana kim bana verdiği nimeti hiç kimseye vermemiş. En fazla bana verdi. Ben bana şahitim. Şahit olduğum için şeydim. Yaşarken şey. Ya Rabbi bana ne nimetler verdin ya. Bütün geçmişimi tadat ettim. Anlattım kendisine. Zaten biliyordum. Ya Rabbi öyleydim ben. Haylaz bir çocuktum. Hiçbir şey bilmezdim. Beni aldın buraya koydun. Oraya olmadı. Oraya kazanamay olmadı. Kazanmadı. Kazandık beğenmedik. O şey yapalım. Hukuka gitmedim. Bilmem ne yapmadım. Tak diyor. Şuna gittin. Orada birisi ya Rab bu olacak şey mi ya bu? Bu dersleri, enfosi dersleri, şunları. Ya Rab yani ne diyeceğimi bilmiyorum. Aynı öyle, şimdi öyle. Vallahi bilmiyorum yani. Ama sen Allah'sın. Tek ifadem söyle söyleyebildiğim bir laf var. Söz Allah'ım sen Allah'sın ya. Sana bu yakışırdı. Erhamur Rahim'insin. Bu şeyden sonra Allah'ım bizi bizi sevenlerin, nur talebelerin ehli ibanın Davaya gönül Allah'ım affet Allah'ın Allah'lığını Ya acayip ne nimetler vermiş ya. Sen burada ne olacaktın ki? Sen depremi gördün değil mi? Neredeydi? Malatya'da mı? Kırıkan'da mı? O depremi gördün değil mi? Takır takır. Sen benim gibi mi oldu bu, bu banyo kazan gibi? Tok tok tok. O da değil. Bak bu başka şey hissediyor. Yusuf. Yusuf abisi başka hissediyor. Bu hemen Allah Allah diyor ki abandın. Öyle mi anlattın? Yusuf ne yapıyor? Kalktı. Bunun üzerine duvar düşmesin diye duvarı tutuyor. Değil mi? Ya şuraya bak. Yusuf abi. Ya. Aha, oğlum. Duvarı tutuyor. Aa. Şu fedakarlığa bak. Bir de sana teselli veriyor değil mi o anda? Ne diyor ne diyor? Allah rahimdir, Allah hakimdir, korkma, Allah bekler diyor. o anda. Duvarı tutuyor değil mi? Duvarı tutuyor. Düşmesin bunun üzerine. Allah Allah. Çocuk, annesi çocuğun şey koruma, koruduğu Aa. gibi. Ya. Yani imanı düşün işte sana Allah verdi. Şimdi ona Yusuf'a verdiğini kime vermiş? Ben çok şaşırdım. Ben kapanırken onun korkmamasına şaşırdım. Aklıma mı nasıl korkmuyor? Nasıl? Allah Allah. Yani bana diyor İsmail korkma diyor, geçecek diyor, korkma diyor, geçecek diyor. Ama böyle şey abi, bir şey değil, korkarak söylemiyor. Hı. Normal sakin söylüyor. İsmail korkma, geçecek, Allah rahimdir, Allah hekimdir. Sakin ol, şey yapma. Baktım şiddetlenince ben çöktüm, o da ben çöktüğümü görünce yanındaki duvarı çökmüş. Yani bina çökebilir diye yanındaki duvarı çökmüş. Tutuyor. yapmış. Evet, tutuyor. Aynen tutuyor. Çıkmıyoruz dışarıya. Bir duvarı da bir duvar. <laughs> <duruyoruz, bir> <laughs> o kırık ana ben de yaşadım birkaç tane. O Adana ağır depremini. Bir tanesinde de ders anında oldu. Bir ders, ders, ders yapıyorduk böyle. Fesubar Allah. Tam dersteydi. Allah rahmet etsin. Bekir abi vardı. Böyle Hasan kardeş çıkmıyor muyuz? Böyle. Dedim ki Bekir abi burada biz ölecek adam değiliz merak etme. Biz hem ders hem dershanede ölecek adam mıyız? Burada ölen şu anda şehittir. Biz öyle bir adam değiliz. Korkma bize bir şey olmaz. İnsan nasıl çıktığı bilmediği hem hayal hem de düşüncesinin içinde yaşıyor. Peki biliyor muyuz? Hayal. Bak hayal ediyoruz. Hayal ve düşüncenizi. Düşüncenizi bir düşünün hele etten düşünce çıkar mı? Düşünce nereden, nasıl çıktığı bilmiyoruz. Bir de onun içine giriyoruz. Düşüncenin içine, senin içinde, içinin içine gidiyor. Bir düşünürüz. düşünür müsünüz ya? Hayal etmek, hayal düşünmek. Hayal mekan açıyorsun. Hayal mesela bana bir hayal söyle mekan olmasın. Hayal etmek mekan açmaktır. Düşünmek ise zamanı zamanı çalıştırmaktır. Bir düşünceni düşün bakalım. Düşünce nasıl çıktı etten? Bak ne diyor? Bir daha. İnsan nasıl çıktı bilmediği hem hayal hem de düşüncesinin içinde yaşıyor ya. Yani içinin içinde. Kur'an tabiriyle ekser insan zandadır. Zanını yaşar der Kur'an. Bu dünyada yaşadığını zanneder. Hayat anlamlı ve çekilir kılan. Hayatı anlamlı ve çekilir kılan hayatından daha değerli şeye hayatını bağlamakla seni sen eder. Hayatından daha basit şeylere hayatını hayatımıza gay yaparsak seni senden eder ve hayat çekilmez olur. Seni sen eden hayatından daha değerli şeye hayatını bağlarsan seni sen eder. Hayatından daha basit şeyleri hayatına ba bağlarsan seni senden eder. Yani bir gene oradayım. Hayal nasıl üretiliyor, nasıl çıkıyor? Hayal et ediyorum. Ne demek bu hayal etmek? Bilinemiyor ki. Düşünmek, düşünmeyi. Biz bu hazır bir sistem yok da düşünceyi düşünüyoruz. Düşünceyi düşünüyoruz. Nerede yani bunlar? ahiret nerede? Düşüncelerin neredeyse. Ahiret nerede? Hayal sende neredeyse. Ahirette senin oranda. Düşünceler nerede ya? Yani çıkan düşünceleri demiyorum. Düşünüyorum. Hayal. Yeni bir şey hayal eder misin? Mesela şu e, karşıdaki arsa boş değil mi? Furkan? Evet. Görebiliyor musun? Tamam. Şimdi oraya bina, bina, koyar mısın? Koydun mu? Nasıl koy? Kaç katlı koydun? 3 tamam. Şimdi o var mı sende? Var. Bu nasıl oldu o? Var mı şu anda kafanda? Kesin. Lacert mi koydun? Hı. Bak boyayı bile vurdun. Vay camlı balkonları yok. O güneş ışınları şey yapar değil mi? mi? Evet. Raylar da koy ona. Sallanmaya başladı şu an. Öyle mi? Şimdi bu konuşmalar başkaları duysa ne der biliyor Oysa felsefeciler bunu çıkamadılar. Düşüncesini düşünmeye döndürürse bilgi olur demiş. Bak düşüncesini düşüncesine döndürürse bilgidir. Bilgisini kendisine döndürürse ilimdir. Biz varı kullanıyoruz. O nasıl var olduğunu bilmiyoruz. Bitiyor değil ki burala, buraya ait değil. Yani oradan anlık geliyor buraya gidiyor. anlık değil. O bu anda var zaten. Şu anda o, o düşünce alemi mana. Şey mi? Lef-i gelmiyor. ki zaten burada Lef-i Mahfuz. Gelme gitme yok. Hepsiyiz. Şöyle düşün bak. Çekirdekte ağaç var mı? Ağaç oldu mu böyle? Çekirdekten ağaç çıktı diye çekirdeğin içi boş mu? Yok. Ustad diyor ki çekirdekteki bilgi ağacın gövdesini, kökünü takip ederek dala, buda bilgi gitmiyor. Bilgi aktarılmıyor böyle diyor. 25. sözde. Nedir? Çekirdekteki bilgi elektronik olarak elektronik olarak ediyor diyor. Temsül. Yani bu çekirdekteki bilgi ağaç büyük bir ağaç düşün. Ağacın sağında ve solunda üstünde altında aynı anda varmış. O çekirdekteki bilgi sıraya koyunsa, kimyasal olsa bu bilgi buraya gitti. Buraya gidene kadar buraya ne zaman gidecek sola? Bir çınar ağacını düşün Bursa'daki gün. Kökteki bilgi sağa gitti. Bilgi sağ dala gitti. Oradaki bilgi gelecek buraya veya şuradaki çekirdekten mesafesi, uzunluk mesafesine göre bilgi akışı zamana bağlı olacak. Oysa çekirdekteki bilgi hepsi hep her yerde. Yani sırayla bilgi aktarılmıyor der. Çekirde, çekirdekteki bilgi ağacın bütünseli her hücrede var. Yani ona diyor temesül ediyor. Çekirdekteki bilgi temesül ediyor diyor. Daha bilim buna varamadı ki. Ustad 25'in sözünü söylüyor. Temessül ediyor diyor. Eğer merak ederseniz yeri benim sözleri getirirseniz gösteririm. Temessül. Yani anladınız mı? Eğer bilgi kimyasal aktarım olsa çekirdeğe uzaklık yakınlık nispetinde bilgi geç veya erken olur. Ama temessül ediyor. Bir anda diyor o bilgi mekanı yok. Çok tuhaf ya. E şimdi dedi ki Furkan o bilgiler lefi mahfuzdan mı geliyor? Lefi mahfuzdan gelmiyor. Lefi mahfuz. Zaten küçük lümenesi. Burası kafası, kafa lefi mahfuz. Lefi mahfuzdan gelmiyor. Zaten bu yani. Kütük bu. edin şeyde, e, Edirne'de, Arnavutköy'de karakol yok mu? Arnavutköy'de bilgisayarda İçişleri Bakanlığı'nın bütün bilgileri var. Lazım olduğu kadar. Benim bilgimi girip Ank Ankara'ya gitmeme gerek yok. Görmüyor mu? An bir an. Ankara, lefi mahfuz, Arnavutköy, emniyet müdürlüğü benim kafam. Hepsi orada var. Hepsi hepsi. O ortaya çıkarmak için. O kadar. Çalışma yapmamız lazım. O olurdu. kadar. Ha. bulmak için. Yani işte onu anlatmaya çalışıyorum. E, Lefi Lefi Mahfuz burada gelmiyor. Lefi Mahfuz'un küçük bir numunesi dima göstereyim. var işte kafada var. O gelmiyor da burada var demek için söylüyorum. Hepsi var. Lefi Mahfuz'un küçük bir kopyası bu. Oraya Cebrail var. de burada. Mikail de burada, İsrafil de burada, Azrail de burada. burada. Zahir de ölüm, Azrail gelir canımızı alır. Batınen Azrail gider. Zaten buradaydı. bu Hasan'ın dediğine her dediğine bakmayın ya. Kale almayın fazla. Delirin. Her şey orada tek. Evet. Burada zaten. Aile Cuma dersine var. Ha? Tatlılar Cuma dersine var. Evet evet. 32. söz mü? Evet ben 610. Evet. 612. A burası evet. benim 9000. A, şurası. Hey kurban. Hastayım sana, hastayım sana. Bak o tek cilve irade, o kanun emri, ziya hararet, hava gibi dağılıp her yere gitmiyor. Ya. Bir anda gitmiyor. Çünkü diyor niçin? Gittiği yerlerin ortalarındaki uzun mesafelerde ve muhtelif mesafe farklılıklarından mahzunlarda hiçbir iz bırakmıyor. Hiçbir eseri görülmüyor. Eğer intişar ile olsaydı yani kimyasal nakil olsaydı izi eseri görülecekti. Nasıl oluyor peki? Belki bizzat tecezi ve intişar etmeden her birisinin yanında bulunuyor. Her birisinin yanında bulunuyor ehadiyetine ve şahsiyetine o külli işler münafi olmuyor. Hatta denilebilir ki o cilve irade, o kanun emri, ukde hayatı her birinin yanında bulunur. Hiçbirinin yanında bulunmaz. Hem hepsinin yanında hem hiçbirisinin yanında değil. Şu ağacın kavanini teşki, teşkiliyesinin merkeziyeti her dalın başında, her bir meyvenin içinde, her bir çekirdeğin yanında bulunur ki hiçbirinin bir şeyini noksan bırakmıyor. Sonra güya şu muhteşem ağaçta meyveler, çekirdekler adedince o kanun emrinin birer gözü, birer kulağı var. Belki ağacın her bir cüzü o kanun emrinin duygularının birer merkezi hükmündedir ki uzun vasıtalır perde olup bir mani teşkil etmek değil. Belki telefon telleri gibi birer vesile tesil ve takrib olur. En uzak, en yakın olur. Başka bir şey ya bu kitap. Ciddi diyorum. Ben mi mubala ediyorum? Bir tuhaf. Bu nasıl der ya 1926'da? izi olurdu diyor. Mesafeye göre intişarlı olsa neşrede de. Duydu söyledi, duydu söyledi. Hava da öyle. Benim sözümü buradaki zerreler duyuyor, söylüyor, duyuyor, söylüyor mu? Oho! Uzağa ne olacak? Bir anda oluyor. Duyuyor, söylüyor, duyuyor, söylüyor. diyor ki. Duyuyor, söylüyor, duyuyor, söylüyor. Duyuyor, şşt. o da duyuyor, söylüyor. Öyle nakledilmiyor ki. Bir anda her yerde hiçbir yerde değil. <laughs> Bu dünya. Alo, alo. Burası uzay burası dünya değil. Ahiret ne kadar yakın, ne kadar uzak? Ahiret nerede şimdi? Her yerde. Ne kadar uzak? Gafletimiz kadar. Ne kadar uzak, ne kadar yakın? Ustad diyor, ihlas, Riya Dünya diyor, ahiret ne kadar sonsuz, yakın? Ne kadar sonsuz uzak. Gaflet yapıyor. İlim ve cehalet arasındaki mesafe ne kadar sonsuz uzak, ne kadar sonsuz yakın. Var ile yok, ne kadar uzak, ne kadar yakın. Bunu nerede anlatıyor bu söyledi Ne kadar uzak, ne kadar yakın, ne kadar... Yakın. Hadi bakalım. Mesnevi Nuriye'de, onu da sen bul İsmail. Hadi bakalım. Ve cümlemi bitireyim. O ne kadar bul. Hayat anlamlı ve çekilir kılan hayatından daha değerli şeye hayatını bağlamakla seni sen eder. Yok hayatından daha basit şeylere hayatımızı hayatımıza gay yaparsak seni senden eder ve hayat çekilmez olur. Demek ki hayat niye çekilmez olur bundanmış. Başıboş ve gayesiz zannedilen dünya kainat dünya ve kainat oysa Rahmanur Rahim'in an ve an kontrolünde olduğunu, hiç kimseye haksızlık yapılmadığını depremde de öyle, hiç kimseye haksızlık yapılmadığını dünyaya ahirete göre, dünyaya muamele ederken Allah ahirete göre, ahirette de dünyaya göre muamele edip ve edeceğini bildiren sonsuz merhamet sahibini sahibi olduğunu itikadın olduğunu bitti. Çoğun cümlem. İtikadın seni sen eder. Küçük fani dünyana nurlar doldurur. Böyle bir itikat biraz önce anlattığımız gibi hiç kimseye zulmedilmiyor. Haksızlık yapılmıyor. Allah her şeyin dizgin elinde. Her şey kontrolü oradadır. Öl, ö, ö, okuduk dün her şey. Kaçıncı sayfadaydı? Her şeyin dizgini onun elinde. An ve an, tağın, tufan, her şey. Onun elinde. 600 Gene 32. sözde geçiyor. Her şey onun elinde, dizgini elinde. O zaman kimse haksızlık yapılmıyor. Böyle itikat edersen seni sen eder ve küçük fani dünyana nurlar doldurur. Eğer sonuca göre süreci yönetebilirsen hayat çok kolay ve rahat olur. Buldur mu abim? Benim dersim bitti. Mesela şöyle de. Ne kadar uzun ne kadar kısa yaz. Ne kadar uzun yani emel ne kadar uzun, hayat ne kadar kısa. Andadır. Geçmişimiz yok, geleceğimiz yok. Mesela ne kadar onu mesleği Buldun mu? Oku. İzle oku. Fesfanallah, mülk ve melekut arasında hicap ne kadar incedir? Aralarındaki mesafe ne kadar büyüktür? Dünya ile ahiret arasındaki yol ne kadar kısa ve ne kadar uzundur? İlim ile cehil arasındaki hicap ne kadar latif ve ne kadar kalındır? İman ve küfür arasındaki berzah ne kadar şeffaf ve ne kadar kesiftir? ibadetle masiyet arasında mesafe ne kadar kısadır? Halbuki araları cennet ile narın araları kadardır. Hayat ne kadar kısa, emen ne kadar uzundur. Evet, hal ile mazi arasında öyle ince bir perde var ki, vardır ki ruhun mazi diyetine geçmesine mani değildir. Cesede nispeten bitmez bir mesafedir. Sayfa kaç? 198. 198. Gördünüz mü abi? Külliyat nasılmış? İlk defa okuyormuş gibi geliyor değil mi? Anlamış değilim daha. Kesiyoruz burada. Vahir davahu menilhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha.